Faciasını yerlerken şahsi kendi aracımla nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama gelerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 tane dikiş var. Doku kaybım falan var. Hissetmemezlik var. Bunlarla ilgili hani kim olduğunu bilmiyorum ama bulması için gerekli her şeyi yapmasını şikayetçiyim zaten. Bulmasını istiyorum. Çünkü bu kastandan öldürmeye şüphe, yani teşebbüstür. Arkadaşımın evindeydim zaten. Arkadaşım da evli. Onun evinden çıktım. Kendi şahsi evime gidiyordum. Şahsi evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir yarım saat yani 30 saniye falan kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpü darbesinden dolayı hani geçici bir hafıza kaybı yaşamış. Evet, alevliydi zaten. Hala dışarı çıkardığımızda da alevliydi zaten. Kamera kayıtlarında da mevcut zaten bunlar. Evet, yanımda arkadaşım diye tonladı bir arkadaşım vardı. Ondan dolayı odadan şu an o da benim yani karakolda da şikayetçi zaten. Onun da çünkü kafasında bir hasar var. Onda da ya, elinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin bir parçası bulunmaz zaten arabanın içinde. Araçtan indim, bir kendime gelemem zaten. Kendi arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasına binerek hastaneye gittik tedavi sürecimiz boyunca. Sonra emniyet birimi falan geldi zaten hastaneye. Evet, şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Belli bir yani geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Ben baktım. Bilemiyoruz, onu emniyet güçleri bilir yani. Onun gerekli araştırma yaptıklarını düşünüyorum. Ben isteyiz bir oturuyorum zaten. Ben Uğur'un yeğeniyim. Ha, Uğur'un yeğeni. Evet. Ben geldiğimde olay olmuştu. Yoldan geçen bir tane vatandaş seyir halindeyken yukarıdan yanan tüp aşağıya atılıyor. Seyir halindeyken adamın sunroofunun üzerine düşüyor. Adamın kafası paramparça olmuştu. Hep kanman içinde. Bizim arkadaşların anlattığına göre kendisi de dün akşam geldi. Dün akşam gördüm. Kafası sarılıydı. Ben diyor arabadan çıktım, o kanman içinde diyor kaldırımın üstünde otururken karşıya baktım. Birinci veya ikinci kattan duman çıkıyordu ve kalabalık vardı. Ben şikayetçiyim dedi. Davacıyım, sonuna kadar hakkımı savunacağım. Ölebilirdim de, haklı. Ölebilirdi de gerçekten. Kötü bir olay yaşanmış. Şimdi yukarıdan nasıl bir can havliyle atılmış o tüp, yanan tüp söndürememişler herhalde. Sönmemiş, alıp dışarıya atmışlar. Ama keşke gelip baksaydılar. Birileri var mı veya kim birilerine bir şey oldu mu? O an gelip çocuğa yardım etseydiler, adama yardım etseydiler.